Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Türkçe öğretmeni Mehtap Gök. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 5. sınıf Türkçe kitabının 6. temasında yer alan serbest okuma metnini ve tema değerlendirme sorularımızı yapacağız. Dedemin öyküsü. Dedem evimizin güneşiydi. Her sabah kalkar kalkmaz bize sevgi dağıtırdı. Odaya girer, kardeşimi kucağına alır, başlardı dumbala yapmaya. Dumbala yavrum, dumbala. Dumbala gülüm, dumbala. Sonra onu bırakır, beni alırdı kucağına. Ben o zaman 6 yaşındaydım. Ama dedem beni bebek yerine koyardı. Kucağına alır almaz, o bembeyaz bıyıklarını yanaklarıma sürer, başlardı gene dumbalaya. Ey dumbala, dumbala. Haydi yavrum, dumbala. Dumbala dedim. Dedim gel göğsüme kon dedim diye söylenip dururdu. O böyle yapınca ben de onun yanaklarıyla kulaklarına sıvazlar. Haydi dede bir dumbala daha yap derdim. Beni kırmazdı. Tatlı tatlı güler bir dumbala daha yapardı. O yıl 70'indeydi dedem. Yaşını hiç üzerine alamazdı. Arkadaşlarına dakikalarınızı, saniyelerinizi, günlerinizi şen geçirmeye bakın derdi. Bunu der demez başlardı. Nasrettin Hoca'dan fıkralar anlatmaya. Yöresindekileri bol bol güldürür, tatlı tatlı düşündürürdü. Dedemin kendine özgü yaşam görüşleri vardı. Odasına girseniz kendi eliyle yazıp duvara astığı şu cümlelerle karşılaşırdınız. Her gün en az 20 dakika yol yürüyeceksin. Günün bazı bölümlerini gülüşlerle geçireceksin. Yaşam koşulları ağır da olsa onları küçümseyeceksin. Kulağının kapısını kötü şeylere kapayacak güzel sözlere açacaksın. Dedem bu dediklerini uyguluyordu. Hemen her sabah evden çıkar, kentin dışına dek uzanırdı. Kimi kez beni de alırdı yanına. Oğlum bu yürümek var ya derdi. İşte bu yürümek yüz doktordan iyidir. Ben o zaman anlamında değildim. Ancak dedemin o sözleri söyleyiş biçimi ağzından çıkan sözleri hoşuma giderdi. Öylece giderdik yol boyunca. Yollarda kimse kalmayınca dedem bir türkü tuttururdu. Dedemin türkülerini öyle bir içten dinlerdim ki sanki otlar, ağaçlar, tepeler, gökyüzü, dallardan bakan süzülüp uçan kuşlar da dedemin o sesinden hoşlanır gibiydi. Biraz ileri gidince bir tepenin üstüne otururduk. Dedem bana orada "Hadi oğlum, şimdi de ciğerlerimizi, özümüzü dinlendirelim" derdi. O tepeden Torosların bölümü görünürdü. Gözlerimiz serilip giden ovaya takılır kalırdı. Gökyüzü usulca okşardı yüzümüzü. Sonra da öbür yanımızda dizi dizi uzayan zeytin ağaçlarına bakardık. O anda dedemin "Oh!" diyen sesi kafamda bir sümbül gibi açılırdı. Bir de dedemin ellerine takılırdı gözlerim. İncelmiş derisinin altındaki mor damarlar dokunsam patlayacak gibiydi. İşte beni korkutan o damarlardı. Onlara baktıkça hem ürperiyor hem de gözlerimi oradan zor ayırıyordum. Öyle anlarda dedem benim bir şeylere dalıp gittiğim anlar eliyle yanaklarımı tıpışlar. Haydi dedesinin kuzusu, haydi gidelim gayrı derdi. Gene düşerdik yola. Dinlenmiş olarak evimize gelirdik. Şevki Yücel'e ait bir yazı okuduk sevgili arkadaşlar. Tema değerlendirme sorularımıza geldik. Sağlıklı insanlar. Sağlık sadece vücudumuzun sağlıklı olması anlamına gelmez. Sağlıklı insan bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma hali içindedir. İyimserdir, keyiflidir, arzu doludur, gözleri canlıdır, çevresiyle uyumludur ve yaşamdan zevk alır. Bütün bunlar gerçekleşirken ilaç devrede yoktur. Boş zamanlarını iyi değerlendirir, yaratıcı tarafı aktiftir. Hayattan, ailesinden, arkadaşlarından keyif alır. Üstelik bunları bir ilaca gereksinim duymadan gerçekleştirir. A sorusunda A maddesinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız diyor bize. Sorularımıza bakalım. Sağlık size hangi kelimeleri çağrıştırıyor? Canlılık, zindelik, mutluluk, iyi olmak, keyif almak, yaşamdan zevk almak gibi kelime ve kavramları çağrıştırmaktadır. İkinci sorumuz, sağlıklı olmak demek sadece bedenimizin mi sağlıklı olmasıdır? Açıklayınız. Sağlıklı olmak sadece bedenen değil, aynı zamanda ruhen ve sosyal yönden de iyi olma halidir. Üçüncü sorumuz, yazara göre sağlıklı kişilerde hangi özellikler vardır?
Sağlıklı kişiler iyimser, keyifli ve arzu doludur. Gözleri canlıdır, çevresiyle uyumludur ve yaşamdan zevk alırlar. Dördüncü sorumuz, sağlıklı insan gerçekten yaratıcı olur mu? Bence olur. Çünkü sağlıklı insan sağlıklı düşünen, üreten ve pırıl pırıl bir zekaya sahip olan insandır arkadaşlar. Beşinci sorumuz, siz sağlıklı olmak için neler yapıyorsunuz? Her gün spor yapıyorum. Zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durarak zararlı kabul edilen hiçbir yabancı maddeyi kullanmıyorum. Altıncı sorumuz, sağlık kelimesini betimdeki anlamıyla bir cümlede kullanınız. Sağlık bizim hem bedenen hem de ruhen en iyi olup mutluluğumuzu arttıran şeydir diyebiliriz. B maddesine baktığımızda aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz. Bir hafta sonra İstanbul'a veda edeceğim cümlesinde edeceğim kelimesi ünsüz yumuşamasına uğramıştır. Sınıf panosunda yazdığımız şiirleri sergiliyoruz cümlesindeki sergiliyoruz kelimesinde ünlü daralması vardır. Sergileyiyoruz demeyiz çünkü arkadaşlar. Bir zamanlar ekmeğimizi bölüşürdük cümlesinde ses olaylarından ünsüz yumuşaması vardır. Ekmek kelimesine baktığımızda. Bahçedeki gülleri Mart'ta buduyoruz cümlesindeki buduyoruz kelimesinde ünlü daralması olmuştur. Budamak, budayoruz demeyiz, buduyoruz deriz. Kelimenin sonu A sesiyle bittiği için daralmış arkadaşlar. Onlar o akşam komşumuzun hasta olan oğlunu ziyaret etmek için gittiler cümlesinde. Noktalama yanlışına sebep olan noktalama işareti noktalı virgüldür diyeceğiz. Çünkü onlar olarak belirtmişiz. Virgül koymamız burada yeterli olacaktı. Devam edelim. C maddesine bakalım. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Memleketimi çok özledim cümlesi duygu bildirir. Özlem kelimesi duygu bildirir arkadaşlar. Doğru. Yıllar sonra kavuşmuştuk ama çok uzun vakit geçiremedik cümlesinde altı çizili kelime cümlenin anlam bütünlüğüne uygun kullanılmıştır. Devamında bir bütünlük sağlamıştır. Evet, doğru diyeceğiz. Dağlar dile gelip konuştu cümlesinde ünsüz yumuşaması vardır. Yanlış, burada bir ünsüz yumuşaması yok arkadaşlar. Ufuk o gün erkenden uyandı, odasının penceresinden köyünün yaylalarına baktı. Güneş çoktan doğmuş, hava ısınmaya başlamıştı cümlesi bir olay yazısından alınmıştır. Bu bir olay yazısı, evet doğru diyeceğiz. İkinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki yay ayraç işaretinin yanlış kullanıldığı cümlenin başına çarp koyunuz. Yay ayraç doğum ve ölüm tarihlerini göstermek için kullanılabiliyordu arkadaşlar. Şair 1340 yılında doğup 1380 yılında yaşamını yitirmiş. Bunu gösteriyordu. Burada yay ayraç kullanabiliyoruz. Doğru bir kullanım. Önce öğrencim diyen öğretmenleri olmalı milletin. Şimdi özellikle öğrenciyi vurgulamak istiyorsa bunu tırnak içerisinde gösterebilir. Bunda yay ayraç kullanamayız. Yanlış bir kullanım. Hacivat gazel okuyarak içeri girer. Hacivat'ın ne yapacağına dair bilgiyi bize yay ayraç içerisinde verebilir. Dediğimiz gibi tiyatro metinlerinde sıklıkla karşımıza çıkar bu durum. Doğru bir kullanım. Molière adını duyunca cimri gelir aklıma. Yabancı kelimelerin okunuşu yine yay ayraç içerisinde gösterilebilir arkadaşlar. Ç maddesi 1, 2 ve 3. soruları paragrafa göre cevaplayınız. Sağlıklı bir hayat için uyku, yemek, içmek kadar önemli bir ihtiyaçtır. Uyku sayesinde beden dinlenir, zihin yenilenir. Organlar kendini tamir eder. Çocuklar uyudukça büyür, gençler orta yaşlılar ve yaşlılar uykuya sağlıklarını korur. Herkes için geçerli olan sabit uyku süresi yoktur. Bu süre kişiden kişiye, bünyeden bünyeye farklılık gösterir. Ancak insanların büyük bir bölümü için ortalama uyku süresi 6-8 saattir. Bununla beraber insan hayatının farklı evrelerinde daha az ya da daha çok uykuya ihtiyaç duyabilir. İlk 3 soruyu metne göre cevaplayacağız arkadaşlar. Paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Uyku temel ihtiyaçtır diyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Uykunun vücudumuza dair yararlı olduğuna dair bilgi ediniyoruz. Herkes için uyku süresinin farklı olduğunu söylüyor bize. Ulaşabiliriz. Ortalama uyku süresinin kaç saat olduğuna dair bilgi veriyor. Ancak uykuya en çok ihtiyacı olan yaş grubu hakkında bir bilgi verilmemiş. O yüzden denizli diyeceğiz. Üçüncü sorumuza baktığımızda paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Olay yazısından alınmıştır demiş. Hayır, bu bir olay yazısı değil, bilgilendirici bir yazı arkadaşlar bu. Bilgilendirici bir yazıdır. Nesnel cümleler vardır. Karşılaştırma söz konusudur. Az uyan ve çok uyanla ilgili, ama bir olay yazısı değildir. O yüzden Adana'yı işaretlememiz gerekiyor. Dördüncü sorumuza geldiğimizde, aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyümek kelimesi çocuklar uyudukça büyür cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Tartışma giderek büyüdü. Gerçekten büyümek anlamında, hacimce büyümek anlamında kullanılmıyor. Kitap toplama kampanyamızı büyüttük. Şirketimizi %50 büyüdü. Bunların hiçbiri fiziksel olarak büyümeyi aktarmıyor bize arkadaşlar. Kardeşim biraz daha büyüdü derken gerçekten büyümekten bahsettiği için Ceyhan diyeceğiz. Gerçek anlamıyla karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel görüş bildirir, yani özneldir diyor. Yazarın son kitabı 100 bin satmış. Nesnel bir yargı. Yazdıkları lisenin edebiyat dergisinde yayımlandı. Yayımlanıp yayımlanmadığına bakabiliriz. Nesnel bir yargı. Kitapları bir köy okuluna göndermek üzere topladı. Nesnel bir yargı. Son dönemin en güzel romanlarından birini yazmış. Sana göre güzel diyebiliriz. O zaman nesnel değil, öznel bir yargıyı bize vermiş olur. Altıncı sorumuza geldiğimizde, aşağıdaki cümlelerin hangisinde el kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır? Bu işe de el atarsak işimizi kısa sürede tamamlarız. El atmak. Günlerdir bu dosyalara el sürmedik. El sürmek. Bu işten elini eteğini çekti. Elini eteğini çekmek. Bunlar deyim olarak karşımıza çıkıyor. Ama çocuk elini kapıya sıkıştırmış. Buradaki el kelimesi de gerçek anlam olarak karşımıza çıkıyor. Bir deyim değildir. Yedinci sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Düşünür, yay ayrıç içerisinde soru işareti, 1102 dili doğru kullanışıyla tanınıyordu. Şimdi burada doğum tarihi bilinmiyor, ancak ölüm tarihi biliniyor. Dediğimiz gibi doğum ve ölüm tarihlerini göstermek için kullanıyorduk, doğru bir kullanım. Bu zamansız gelişin sebebi neymiş? Soru anlamı taşıyor, soru işareti, doğru bir kullanım. En sevdiğim meyveler şunlardır. İki nokta üst üste portakal ve elma. Açıklama örnek verdi bana. İki noktayı kullandı. Cümlesini tamamladı. Nokta koydu. Çürük meyvelerin hangi kasaya doldurdu? Bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum derken cümlesini tamamlamış. Yani bize burada bir soru anlamı katan ifade yok. O yüzden buraya nokta koymam gerekiyor. Soru işareti değil. Yanlış bir kullanım. O yüzden Denizli diyeceğiz. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Ünlü daralması neydi? Kelimemiz AE seslerinden biriyle bitecekti. Yor eki gelecekti. Yor eki AE sesini daraltıp I, I, U, Ü seslerinden birine çevirecekti. Okuduğu hikayeden çok etkilenmişti. Her sabah süt içiyorum. İşleri zamanında yetiştirdik. Şimdi içiyorum kelimesine takılabilirsiniz, ama bu içe diye bitmiyor zaten. İç diye bitiyor. O yüzden böyle bir kullanım söz konusu değil. Onun bizimle geleceğini sanmıyorum. Sanmıyorum demem. Sanmıyorum derim. O yüzden Ceyhan. Böylelikle sevgili arkadaşlar, 6. temamızı tamamlamış olduk. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.